Uzun iktidar dönemi boyunca sadece kısmi anayasa değişikliklerine imza attı ve darbelerle hesaplaşmayı göstermelik bir 12 Eylül yargılaması ile sınırlandırdı. İşlenen insanlığa karşı suçları göz ardı eden bu göstermelik yargılamada işkence ile öldürülenlerin hesabı sorulmadı. Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır, Mahmut Kaya, Hüseyin Morsunbül, Nurettin Öztürk, Zeki Altunbaş, Hayrettin Eren, Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan, Mustafa Hayrullahoğlu, Maksut Tepeli ve idam edildikten sonra bedenleri kaybedilen İlyas Has ve Veysel Güney için adalet arayışına dahi girişilmedi. 12 Eylül zihniyetinin yarattığı 90'lı yıllar kabusu ve 12 Eylül 94 günü Kenan Bilgin'in kaybedilmesiyle darbe arasında bir bağ kurulmadı.